Merhaba Valhalla 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm birazcık köylülerle falan uğraşmak istiyorum ben. Onun için biraz hazırlık yaptım ama onun dışında birazcık değişikliklerimiz var. Şimdi bunların rengi çok soluk oldu demiştim hatırlarsanız. Ondan dolayı böyle biraz daha açık bir renge gitmek istedim. Yerler Red Mushroom Plank, bunlar da Glow Shroom Block. Yani bunlar bir ışık da yayıyor bu arada, bu Glow Shroom'lar. Yani birazcık böyle daha tatlı olduğu gibi. Hani aşırı içime sindiğini söyleyemem. Bu ne lan? Ama sanki bir tık daha iyi gibi. Şu Ghastly'yi atayım da. Tamam. Zat. Üstüm Nether'la dolu farkındaysanız. Nether'dan geliyorum. Biraz gittim Nether'da çünkü takıldım. Bir tane şey yaptım. Nether Fortress daha lootladım. Bizim yakındaki ikinci değil ama uzakta bir tane vardı. Onu lootladım. Bu çıktı. Daha önceki bizim yaptığımız Nether Fortress'ın içerisinde herhangi bir artefakt çıkmamıştı biliyorsunuz. Ama bu sefer çıktı. Sadece bir tane chest de çıktı. Belki bütün Nether Fortress'ın içinde sadece bir chest de vardı ve biz onu bulamadık. Emin değilim. Ama bu çıktı. İşimizi görür. Onun dışında şöyle iğrenç bir şey var elimde. Bloodsack diye Alex Mobile. Karşıma benim şey çıktı. Onun adı neydi? Sivrisinek. Karşıma lanet bir sivrisinek çıktı. Crimson Mosquito diye geçiyor. Bu kadar iğrenç bir şey olamaz. Kayıtta değildim o sırada. Maalesef size gösteremedim ama size göstermenin bir yolunu az çok biliyorum. Bunu kitaba baktım ben. Normal etrafta uçan şeyler vardı. Sinekler vardı hatırlarsınız. Daha önce görmüştük. O sineğin bir tanesini alıp Nether'a götürürsek eğer, Nether'da otomatik olarak Crimson Mosquito'ya dönüşüyormuş. Ama aşırı iğrençti yani. Tekrardan görmek istediğim emin değilim. İçinden Bloodsack düştü. Bu Bloodsack'le de Blood Sprayer yapabiliyormuşsunuz. Bu da silahmış. Böyle bildiğiniz sağ sola sıkabiliyormuşsunuz. Araya efekti varmış. Ya yani belli bir alana vuruyormuş. Onun dışında da şey şunları kullanıyor sanırım şey olarak da yanlış anlamadıysam. Mermi olarak da yani. Bunları kullanıyor. Nether'a benim gitme sebebim neydi? Neydi? Şey Enderman bulmak için gittim. Endermanlerin spawnlandığı düzgün bir biyom bulayım istedim ama bir türlü karşıma çıkmadı. O konuda biraz şanssızdım. Ayrıca şu shroom light'lar lazımdı birazcık. Onları kullanacaktım. Şu soul bitler düştü. Bu arada böyle hayalet gibi şeyler vardı. Etrafta iki tane karşıma çıktı tabii ama hani içinden bunlar düştü. Bunlarla da soul compass yapılıyor ama soul compass'te ne bulunuyor bilmiyorum açıkçası. Bunlara bakarız sonra. Çok fazla bildiğim şeyler değil maalesef. Onları şey yaparak öğreniriz. Çünkü daha önceden çok fazla uğraşmadığım modlar onlar. Bunu niye repair yapıyorum oğlum? Şunu kıracaktım içinden ne çıkacak diye. Bu lapis çıktı. Çok güzel. Oo, Honing Available mı? Hemen gel bakayım. Iron Hammer. Sana durability yapsak yeter bence. Aynen durability. Başka bir şey kullanmıyorum zaten. Diğer hammer lazım buna şey yapabilmek için. Craft. Tamam. Şu şeyi de halledelim. Kılıcımızın da honingi var. Buna da bir honing. Bu arada buraya lapis taktım. Lapis taktığınız zaman honing şeyi dolması daha hızlı oluyor. Burada sakıt diyorsunuz. Buraya istediğinizi takabiliyorsunuz. İşte emerald takabiliyorsunuz. Diamond takabiliyorsunuz. Onları o şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ben lapis taktım ki hani birazcık honu hızlı gelsin. Damage dersen ne oluyor? 0.55 damage artıyor. İyi olur. Hiç yoktan iyidir. Modüller falan oturdu Iron Hammer'a. İlginç. Hata kaç oldu? 7.5. Zaten 7.5 değil miydi ya? Amethyst Sword buradan görebilir miyim? 7'ymiş. 7.5 oldu. Allah razı olsun. Şimdi burada bir tane enchantment odası yaptım kendimize. Burada pantriler var. Bunları bunun içerisi lapis tutmuyor. İlginç bir şekilde. Hani normalde benim bildiğim buraya koyduğunuz zaman orada dururdu ama durmuyor. Ondan dolayı buraya bunları yaptım. Hem hoş durdu. Ayrıca bunun dışında farklı şeyler de var. Bu şekilde kullanabileceğiniz. Kabinet diye mi geçiyordu? Aynen. Şu şekilde değişik değişik kabinler de var. Bunlar da aynı şekilde işe yarıyor. Fakat bu fark tam blok değil. Bakın hani kenarlarından biraz boşluğu var. Ondan dolayı bunu kullanmak istemedim. Bunları kullandım. Tam blok olduğu için daha güzel oldu. Orada küçük bir tane öyle şeyimiz var. Enchantment odamız var. Birazcık enchantment falan yaptım. Bunda Projectile Protection 4 var. Bunda da Protection 3 var. 65 level'ız. Zaten level'larımız buradan cayır cayır geliyor. Bakın burada yine birikmiş. 66 bile oldu. Ne kadar olmuş içinde? Bir tane içeride karanlık ya. Mob spawnlanmış. Onu da kesmiş ayaküstü.
Şimdi burası köylülerle takas yapmak istediğim yer. Buraların her şeyini hazırladım. Bunları buralara koyacağım ışık olsun diye. Diğer tarafı yaptım ama elimdeki bitti. O yüzden buralara koyamadım. Şimdi buralarda hepsinde villager koyacağız. Bunları burada trapdoorlar var. Ondan dolayı villager buradan çıkamayacağını düşüneceği için çıkmıyor. Herhangi bir üzerinde şey olmasa bile, önünde engel olmasa bile. Şimdi bir tane de bunlar için ufak tabii ben çalışma yaptım. Şimdi size onu göstereyim hemen. Şurada bakın bir tane küçük kulübe vardı. O kulübe artık yok. Iron Golem spawnlanmış lan orada. Olur, Iron Golem'den zarar gelmez. Artık kendi Iron Golem'imiz de var. Bu niye yaralı ama? Neyse benim umurumda değil. Burada bir sürü şeyim var. Carrot'ım var. Bu arkadaşlar bir sürü farmer'ım var. Bunlar burada çiftleşiyorlar. Şimdi benim bana yeni şeyler yapıyorlar. Burada niye patates var oğlum? Bunlar manyak gibi benim ektiğim şeyleri, carrot'ları sürekli patatesle değiştiriyor. Bu kadar patatesi nereden buluyorsunuz oğlum siz ya? Size ben buraya patates ekin istemiyorum. İstemiyorum. Siz buraya ben carrot ekin istiyorum ya. Carrot ekeceğim bir yerim yok benim. Anlatabiliyor muyum size? Benim şeyim var. Neydi onun adı? Patatesim var. Benim keratım yok. Siz de kerattan beslenin ya. Ölür müsünüz? Alın şu 17 tane. Benim canımı sıkmayın. Biraz daha çiftleşin belki. Olur bir şey olmazsa. Şimdi bir tane buradaki farmer benim çok hoşuma gitmişti. O farmerla hatta ben takas... Oğlum birbirinize attığınız şeyler bana geliyor. Ben hatta o arkadaşla takas yaptım daha önce. Nerede o? Şu mu? Bu. Hem patates hem meat alıyor. Bizim hem meat hem patates üretimimiz var. Bu arkadaş mıydı? Bu arkadaştı. Sen bir dur bakayım. Şimdi bunu artık trade kısmına alabilirim. Yapmak istediğim birden fazla trade kısmı var ama tabii şimdi bir emerald üretebilmek için, kendi emerald'ımızı sağlayabilmek için bir tane farmer kullanacağım. Özellikle farmer'dan emerald kasmayı planlıyorum. Çünkü patatesimiz de çok fazla var. Wheat'imiz de çok fazla var. Şimdi bir tane şey yapacağım. Composter yapacağım. Ki bizim arkadaş şeyini bozmasın. Neydi onun adı? Farmer'lığını bozmasın. Şöyle koysam. Hayır lan! Hayır lan! Of! Ne kadar canı kaldı bunun. Oğlum sen ölmemen lazım senin ya. %50'ye düştü canı. Allah seni kahretmesin ya. Her yeri de kırdırdın bana bak. Of. Bunun şeyi çok sıkıntı ya. Şöyle bir yerden, şuradan kenardan gelip koysam şöyle. Şöyle. Hah. Tamam, bir demeç yedi ama yerine oturdu. Tamam, satışları var. Şu an bu arkadaştan ben Emerald kasacağım kendimize. Onun dışında bir tane şu arkadaştan yapacağım. Brewing Stand. Bu arkadaştan ben Ender Pearl çıkarmayı düşünüyorum. Eğer başarılı olabilirsek. Ender Pearl'ümüz çünkü şu an yok. Ulaşımımız yok. Hani farklı yöntemleri var Ender Pearl'ün. Özellikle Piglin Trade, yanlış hatırlamıyorsam. Burada alı duruldu zaten. Buradan görebiliyor muyum? Sadece Villager Trade'den görebiliyorum. Piglin Trade'den göremiyorum. Piglinler yanlış hatırlamıyorsam Ender Pearl verebiliyordu. Piglin Trader'ı sırf bu yüzden kurmak istiyorum. Piglin Trade'imizi kurana kadar fakat bununla idare edelim. Çünkü şu an gerçekten hiç Ender Pearl'üm yok. Bir tane Ender Pearl'üm var ya. Başlı zerre Ender Pearl'üm yok. Burada bayağı siz birikmişsiniz ya. Bakayım. Sen ne beetroot falan filan. Sen çok da iyi bir farmer değilsin. Çekilin lan. Sen cleric ol bize. Bu arkadaş farmer. Ben bunu aldım. Bu şimdi kendiliğinden cleric olacak mı ya? Belli bir mesafe götürmem lazım mıydı acaba? Çünkü köyden ben bir tane farmer aldım ilk buraya. Bizim kendi yerimize getirmek için. Fakat kendi farmerlığını bir türlü bırakmadı arkadaş. Sürekli uzaktaki çalıştığı yere gitmeye falan çalışıyor. Şöyle yapsam. Abi. Farmer olmayacaksın sen ya. Cleric olacaksın abi. Böyle bir sıkıntı var. Ne yapacağız ya? Ben şimdi gidip farmer olmayan adam mı bulmam lazım oğlum? Sen niye farmerlıktan vazgeçmiyorsun? Sapık mısın? Herhangi bir kompostora ulaşımın yok şu an senin. Brewing standin var işte. Cleric olsan Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Ben şuraya bir tane şey getireyim. Normal villager getireyim. Olmadı gideyim köyden kaçırayım bir tane. Kaçırma değil şey. Gönüllü olarak alayım geleyim.
Gece de oluyormuş. Gönüllü olarak getireyim arkadaşı. Ondan sonra şey. Sizle buluşalım. Evet, Clary'imizi getirdik. Clary'imiz Redstone Dust satıyormuş. Biraz Redstone Dust alıp onu level atlattırmayı deneyeceğim şimdi. Çünkü çok fazla benim Rotten Flash'im olduğunu sanmıyorum. 35 tane var. Emerald'ım ne kadar var? 17 tane var. Rezillik. Oo, hemen şöyle bir şey yapayım. Bir saniye. Tamamdır. Diğer taraftan şeyleri aldım geldi. Allah! Yanlış oldu. Biraz Emerald kasalım. Oha lan kitler diye tahmin ettim. Kitlemedi. Bakayım. Oğlum. Çok pahalı ya. Neyse 41 tanemiz oldu. Şimdi şunu bir level atlattırabiliriz en azından. Bu ne oluyordu? Expert olunca mı şey açılıyordu bunda? Gold satabiliyoruz lan. İlginç. Lapis alalım biraz da. Şey satacak mı acaba? Onu bekliyorum özellikle. Ender Pearl satacak mı? Bize Ender Pearl satması lazım. Emerald'la Glowstone alabiliyoruz. Biraz da Glowstone alalım. Ananı harvadın. Biraz gold satabilirim buna ya. Gold'um ne kadar var bilmiyorum ama çok da gold'um yok. Bakayım. Gold. 63 tane var. Biraz gold satayım buna. Emerald. Lan Emerald atma. Emerald lazım. Phantom Membrane'im var bir tane. İyi güzel. Patates, Sweet Glowstone. Şu gold'u tekrar birazcık şeye çevirelim. Az bir şey. Nerede o? Tamam. Hadi oğlum bir Ender Pearl sat bize. Hadi oğlum bir Ender Pearl sat senin ben Allah belanı. Of. Scoot ne ya? Scoot. Ne oldu bile belli değil. Allah belanı vermesin. Ha. Bu mu? Yo bu değil. Scoot block. Pressure. Pressure tooth. Pressure ne ya? Pressure tooth. Neyden düşüyor? Oha! Oha böyle bir şey mi var? Oğlum ben bunu görsem kaçarım lan. Ama bu arkadaş bize satmadı şu anda. İşimiz sıkıntıya girdi. Ben bunu öldürmem mi gerekecek şimdi acaba? Yani neyse ben bunu kamera dışı artık ilgilenirim. Burada bir tane Ender Pearl satıcı şeyim olacak. Clary'im olacak. Ayrıca bunu Eidolon şeyinde de kullanabiliyoruz. Kitabında kullanabiliyoruz. Kitabı Clary'e atabiliyoruz. Öyle bir şey var. Bir tane daha ben buraya şey düşünüyorum. Şu arkadaştan düşünüyorum. Farmer'dan düşünüyorum. Adını unuttum ya. Bir Farmer'ı da buraya düşünüyorum. Sonrasını da şey yapmayı düşünüyorum. Library'in. Lektörle kitap kendimize sattırmak istiyorum. Güzel kitaplar, bayağı iyi enchantment'lar var çünkü. Güzel şeyler bulup oradan kendimizi en azından bir enchantlayacak bir şeylerimiz olsun istiyorum. Onun dışında yakın zamanda yapmak istediğim şu Horn of the Wild var. Sırf bunun için aslında bir ara şeye bir botanyaya ucundan dokunabiliriz. Çünkü bununla şu etraftaki şeyleri kırabiliyoruz rahatlıkla diye hatırlıyorum ben. Hoyla da kırabiliriz bunları çatır çatır ama Horn of the Wild sanki bir tık daha rahat olurmuş gibi hissediyorum ben. Ondan dolayı bir ucundan botanyaya dokunup onu da bir ara halledeceğim. Onun dışında şu Flux Dust'lara girmek istiyorum. Flux Dust'lara giriş yapabilmem için bana yine Ender Pearl lazım. Allah'ım ya Rabbim her şeyin yolu Ender Pearl'e çıkıyor. Ben o zaman 2 dakika şu şeyi halledeyim ya. Cleric muhabbetini halledeyim. Bir Ender Pearl satan Cleric ayarlayayım kendimize. Birazcık Ender Pearl alalım öyle ilerleyelim. Çünkü şu an için Ender Pearl lazım. Ben hemen geliyorum. Evet, ikinci de hallettik çok şükür. Çok uğraşmamıza gerek kalmadı. Bu arkadaş ikinci arkadaşımız. Ve bize Ender Pearl satıyor ya. Ne kadar da düşünceli canım. Bir tane bizim elimizde vardı. Tek bir tane vardı. Bu da ikincisi oldu şimdi. Artık buradan en azından Emerald ile Ender Pearl alabiliriz. Bu arkadaşlara Wheat ve Patates satarak aslında Melon'umuz olsa Melon da satabilirdik buna. Bu arkadaşa da Patates satarak başka bunlardan üretimimiz yok herhangi bir şekilde. Emerald'a çevirip daha sonra o Emerald'ları da Ender Pearl'e çevirebiliyoruz. Şimdi ben 2 tane Ender Pearl yapmak istiyorum deminden beri. Çünkü şu Elevator'dan yapacağım ben. Abafış. Ne demek yok oğlum? Bütün şeyi de kullandım. String'i de kullandım. String lazım olsa string kalmadı. Neyse. 2 tane Elevator'ımız var. Ben şimdi bu Elevator'ları kullanmak istiyorum. Bir tanesini buraya. Bir tanesini de üst kata yapacağım. Burada bir azıcık yer açayım kendime. Bunu da buraya hop.
Bunu da buraya koy. Oğlum. Lan oğlum. Açayım bir saniye. Heh tamam, şimdilik şöyle dursun. Bu yeri şöyle bir cam falan yaparız güzel bir şekilde. Yukarıyı falan görürüz. Onun ayarlamasını yaparım ben. Şimdi bu odayı bir kendimize hazırlamak istiyorum ben. Bu odayı yapacağım çünkü bu odaya birazcık şeyimizi güçlendirmek istiyorum ben. Neydi onun adı? Elektrik üretimimizi güçlendirmek istiyorum. Şu an burada 3 tane biogenerator'la elektrik üretiyoruz ama bunlar da bir garip üretiyor ya. Daha elektrik neye gidiyor? Bunlara gidiyor. Bunları çalıştırmaya başladım çünkü biraz elektrik gitsin diye. Şey, bunun içi çok dolu. Sırf bunun içi biraz boşalsın diye bunları çalıştırıyorum elektrik gitmesi için. Ama bir tane de işte dediğim gibi PAVOT'a giriş yapmak istiyorum. PAVOT'tan elektrik üretimi yapmak istiyorum. Termogenerator kullanmayı düşünüyorum. Yani daha farklı seçeneklerimiz var bizim PAVOT'tan kullanmak için. İstersek kullanabiliriz. Yani şu reaktörlere şimdilik şey yapmayacağım, girmeyeceğim. Blazing Thermogenerator 42 FE30 diyor. Bu büyük ihtimalle daha fazla üretir bize. Onu hallederiz. Lavayla çalışanı var. Bir de normal şeyle çalışanı var. Yakıtla çalışanı var ki biz bunu da kullanabiliriz istersek. Hani ben şuna bir şans vermek istiyorum. Çünkü bu bizim için bedavaya çalışacak. Su verdiğimiz zaman çalışacak bu. Başka hiçbir şeye gerek yok. Heat source lazım sadece işte altına. Lava koyarız gerekirse. 1000 dereceye çıkarıyor. En güzeli şey. Block of Blazing Crystal 2800. Coolant olarak da sırf su var zaten. Başka bir şey yok. Hani sırf su vererek biz bunu çalıştırabiliriz altına koyduğumuz blokla. Ondan dolayı bir bunu kullanmak istiyorum. Blazing'e kadar gelebiliriz belki. Olmadı bu bizi çok açmazsa şu Furnitor'lara gireriz. Bunları şeyle çalıştırabiliriz çünkü. Blaze Rod'la çalıştırabiliriz. Bildiğiniz gibi de zaten bayağı bir Blaze Rod'umuz var. Buradan bir sıramız vardı. O bir sırayı aldım ben. Şeye attım. Depoya attım. Bunun durumu ne? İdare eder. Buraya attığım için şu an için orada az görünüyor. Onun dışında Blaze Rod'la zaten sınırsız Blaze Rod'umuz var. Sınırsız Blaze Rod'umuz olduğu için de keyfimize göre kullanabiliriz. Ben buraya bir de şekilli bir oda yapacağım ya. Düz kare oda yapmayacağım. Nasıl bir oda yapayım? Şöyle. 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 Okey mi bence? Bence okey gibi. Şöyle. 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 Ay. 4 değil kardeş. Neyse. Orayı doldururum ben. Zaten duvar falan yapacağız. Bu büyüklük iyi değil. Ben bunu bir tık daha büyüteyim. Ben bu odayı halledeyim geleyim ya. Tamamdır. Üstteki odayı yaptım. Bu sefer bunun yeri glow shroom oldu. Çünkü bunun tavanını glow shroom'a çevirdim. Bunun yerini de artık şeye çeviririz. Red Mushroom Plank'e çeviririz. Çünkü yani çok da hoş durmuyor. Şundan hala emin değilim. Ama şimdilik böyle kullanacağız gibi. Bunun hakkında sizin fikirleriniz ne? Beğendiniz mi beğenmediniz mi bana söylersiniz. Eğer beğendiyseniz kalsın. Burayı belki bozmam bilmiyorum falan. Neyse onlarla halledeceğiz. Şimdi burayı yaptım ben aslında buraya. Gold Nugget mı? Gold Nugget nereden geldi lan? Allah Allah. Neyse. Burayı aslında ben şu arkadaşı koymak için düşünüyordum. Fakat salaklığıma geldi. Bunun altına lava koymamız gerekiyor bizim. Ben bunun altına nasıl lava koyayım? Lava koyacak yerim yok. Ondan dolayı şuraya yer yaptım. Buraya kullanacağız. Suyu da direkt burada hazırımız vardı. Çıktısını buradan alacağız. Bir tane de lava bucket'ımızı buraya getirdim. Bunun bir öne daha gelmesi lazım. Orayı eksik unutmuşuz orayı. Hemen onu da yanımıza alalım. Gereken her şeyi de bu arada hazırladım şunu craftlamak için. Şunu bir craftlayabiliriz şu anda. Starter versiyonunu. Fakat bunun starter versiyonunu yapmak istemiyorum ben. Ben bunun basic versiyonunu yapacağım en azından şimdilik. Çünkü neden yapmayayım? Yapabiliyorum. Şunu yapalım. Başka ne gerekiyor? Şu gerekiyor. Bu da şey var. Başka bu gerekiyor. Bunun içinde gereken her şey yok. yanlış yerlerde yüzüyorum. Şu arkadaş lazım. Termo paste'ten bir tane daha yapacağız. Ve hop. Basic'imizi yaptık. Şu an bu ne görünüyor? 8 Fe Pertic diye gösteriyor. İnşallah bu kadar değildir. Şimdi şu buraya gelecek. Bunu da buraya koyacağız. Bu arkadaşın içine bir suyu verdiğimiz zaman bunun çalışması lazım şu an. Bir tık daha aşağı inmem lazım. Buradan çek diyeceğiz.
Bunu buraya koyacağım. Burayı da kapatacağım. Ciddi ciddi 8 zifi mi üretiyor şu anda? Hmm. 8-8 üretiyor. Çok az üretiyor be oğlum. Bu şu an hani bedava güç. Hiçbir şey değil şu anda. Sadece suyla çalışıyor ve su sınırsız elimizde ama. Çok da fazla ürettiği söylenemez. Biz bunu şey yaparız. Biraz yükseltiriz. Ekstradan bedavadan bir güç olur elimizde. Hani en azından herhangi bir şey kullanmıyor ya. Şu bildiğiniz şu an bedava güç. Gerçekten bedava güç. Altında lav var. Su zaten sınırsız. Şu an bedavadan elektrik üretiyoruz hiçbir şey kullanmadan. Hani bunu hardened yapabiliriz aslında bir tık daha ileri taşıyıp altına hem şeyden de şunun blazing kristalden yapabilirsek altına aynı zamanda daha bir tık daha fazla elektrik üretiriz diye tahmin ediyorum ben. Bunlarla iyi haşır neşir oluruz. Yukarıyı power için o zaman kullanayım bari yapmışken. Buraya da bir tane dediğim gibi furnator yaparız. Bir tane de furnator kullanırız. Ama ben zaten bütün elektriği artık bir yerde toplamak istiyorum. Bütün elektriği bir yerde toplamak istediğim için bize flux dust lazım. Bir onu yapalım. Obsidian iki tane ver hadi. Redstone'dan da o. Bu çok da yokmuş lan. Bir tane yapalım. Benim niye redstone'um bu kadar azmış ya? Valla kaçırmışız onu. O tavuğun üstünde küçük zombi Pikmin vardı lan. O ölmüş. Ondan gelmiş deminki şey. Altın zımbırtısı. Bizim şu anda Bedrock'a ulaşımımız ama sanırım yok ya. Onu bir Bedrock'a ulaşım açmamız lazım. Ben en fazla buraya kadar kazdım. Bunun daha aşağısı yok elimizde. Şuradan olmadı. Devam edelim ya. Bedrock'a kadar küçük bir yer kazalım. Büyük bir yer kazmamıza gerek yok. Şöyle küçük küçük. Şuraya ışık koy. Bu ne lan? Aa, Uranium Nitor. Ne? Dark Stone. En aşağıda Dark Stone var. Güzel. Şuradan kazarken bir de şey bulsaydık kendimize ne güzel olurdu. adı? Diamond. Diamond'da hala sıkıntı yaşıyorum. Şeyim kapalı mı benim? Bunu kapatalım. Şuraya bunu atacağız. Buna sol tıkladık mı? Tamam, 64 tane flux dust'ımız oldu şu anda. Eve hızlı yoldan direkt buradan gidebilirim. En son gittiğiniz şeyi en son değil de en yakın Waystone'a buradan gidebiliyorsunuz ama sanırım 1100 dedi 20 dakikaya yakın 20 dakikalık gibi bir cooldown'u var. Şimdi 64 tane flux dust'ımız var. Eyvallah da geri kalan şeylerimiz yok bizim. Şimdi şuradan bir flux'a girmek istesek bize plug lazım, point lazım, bir tane de controller yaparız. Bunlar için flux block gerekiyor, flux core gerekiyor, Eye of Ender gerekiyor. Blaze Powder sıkıntı değil, Ender Pearl'ümüz şu an için hala daha ağım şağım değil bizim. Ender Pearl birazcık kasmam gerekiyor benim. Ama Ender Pearl kasabilmem için de şey lazım. Neydi onun adı? Emerald lazım. Emerald'ım şu an ağım şağım değil. Allah'ım yarabbim ya. Valla şu an oha 73'ten 77'ye mi kastı o bizi bana mı öyle geldi. Bedava gücümüzü şu an kullanmıyoruz. Beleş güç bunu şeye bağlayabilirim, sisteme bağlayabilirim aslında ama şu an için sisteme onu bağlamak istemiyorum. Şu kablosuz sistemi kurunca bağlamak istiyorum. Kablosuz sistemi de kurabilmem için Ender Pearl'e ihtiyacım var. Of! Bu ne ya? Gastir. He, gastir zaten camış gibi gastir şeyim var ya benim. Balak mıdır nedir ya? Bayağı bir Ender Pearl gerekecek. 4. Bir tanesi için bir Ender Pearl. Bunun için de bir Ender Pearl. Hatta bunun için plug için 2 Ender Pearl lazım. 2 Ender Pearl buna, 1 Ender Pearl buna, 3. Şunu acele etmesek, sadece şununla uğraşsak benim bir 4 tane falan şeye ihtiyacım var. Ender Pearl'e ihtiyacım var. 4 taneden bir tık daha fazla Ender Pearl'e ihtiyacım olabilir hatta. Kaç tane Ender Pearl yapabileceğim acaba ben? Emerald'ım hiç yok Emerald'ım. 2 stack patatesim burada var. 1 stack oğlum. Çok kötü wheat üretimi. Çok yavaş wheat üretimi ya. Daha büyük şey mi kursaydık? Farm mı kursaydık? Elimizdeki farm bize yeter diye düşünüyordum ama şu an için üretim hızına yetişemiyorum. Onları daha hızlı
büyütecek bir şey var mı ya? Growth falan filan. Lamp of Growth. Bitkilerin büyümesini arttırır 5-5-5 alanda diyor. Rockroot diyor. Rockroot'um yok benim. Rockroot nasıl elde ediliyor? Rockroot ore bulacakmışsın. Rockroot ore daha bulamadım ben. Doğru muyum? Var mı? Bulamadım. Yani bunun dışında da başka ne growth'lar bilmiyorum. Acceleration rune değil. Hourglass bu işe yarıyor mu bilmiyorum. Yani bildiğiniz bir yöntem varsa siz bana söyleyin, onu yapalım. Çünkü benim için şu an aklımda olan veya bildiğim bir yöntem yok. Bitkilerin büyümesini hızlandırabilmek için. Şundan oğlum 3 tane alabildik, ala ala ya. 8 tane oldu. 8 tane Ender Pearl aldık. Oğlum 2 stek patates, 1 stek de vite gittik geldik. 2 tane Ender Pearl mı aldık oğlum? Çok kötü ya. Enderman spawnlanan da güzel bir yer bulamadım ki. End'e gitmemiz lazım güzel Enderman spawnlanması için. Fakat şu an End'e gidecek güveni kendimde hissetmiyorum ben. Üzerimizde en azından bir iki parça armorumuz var. Bunlar diamond olsaydı, diamond'ım zaten yok. Allah'ım ben bu işin içinden nasıl çıkacağım ya? Şimdi istesek bir tane plug bile yapamıyoruz. Of, bir tane plug yapabiliyoruz. Point yapamıyoruz. Benim birazcık Ender Pearl kasmam lazım. Ender Pearl'ü nasıl kasacağım ya? Gaza gelip End'e mi gitsek? End'e gitmek için de Ender Pearl lazım ki. Ay ay. O zaman ne yapalım, ne yapalım? Şunu yaptık. Bu şimdilik çıksın aradan. Şey yapabilir miyim? Şunu yapabilir miyim diyeceğim. Bunu büyük ihtimalle uğraşsam yaparım biliyor musunuz? Miner. Onu bir sonraki bölüm yapalım. Ben bir tane de Furnator yapayım olmadı ya. Buraya da bir tane Furnator yapsak. Olur mu? Bence olabilir. Bakalım Furnator ne istiyor? Bakalım bakalım Furnator. Hiçbir şey. Ne kadar kolaymış be bunu yapması. 2 saniyede yaptık. Bir tek bu lazım. Bundan hatta bir sonraki seviye için de mi lan? Evet. Evet, bitti craftladıklarımız. Şimdi starter yaptık. Tabii starter'da kalmayacağız abi. Basic ya. Basic için kapasitör lazım. Bunun için block of redstone lazım. Redstone'um çok yok. 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 Redstone da sıkıntıya düşmeye başladı. Basic yaptık en azından. Tamam. Basic'i de buraya koyalım. Nereye bakıyor? Burada kapıya bakıyor. Tamam olur. Bunun içerisine biz şimdi Blaze Rod koyarak elektrik elde edebiliriz. Şuradan bir stack Blaze Rod ver bakayım. Sistemdekileri ellemeyeyim. Şu sisteme de bir ara şey yapalım ya. Uzaktan erişim yapalım. Şu an 200 Fe üretiyor bu. Blaze Rod kullanarak. Okey. Benim enerji kablolarım vardı sanırım. Şimdi Pova. Nerede şeyimiz? Energizing Rod yapmamız lazım. Basic yapabiliriz. Şu base'i Allah. Şu base'i kaydet. Onun dışında bana ne lazımdı? Cable lazımdı. Ne cable'ım? Bu kadar cable'ım var. Olur. Bir tane buraya, bir tane de buraya koyalım. Olur. İşimizi yiyorum şimdi. Yok saçma oldu ya. Neyse. Şimdi bu arkadaşı yapabilmem için benim bundan ihtiyacım var. Bunu yapabilmem için dielectric paste'e ihtiyacım var. Aman ya Rabbim ya. Neler var neler. 3 tane yapacağım. 2, 4, yetmeyecek sanırım ama şundan 8 tane yap, bir de yataydan 8 tane yap. Çevirebiliyoruz aslında yatayı dikey ama ben uğraşmak istemedim. 1 2 3 tane yapacağız. Geliştirmek için de istiyor değil mi? Geliştirmek için de istiyor. 6 tane bundan yapabilecek miyim acaba? Yarın. Neyse. şundan 1 2 1 2 seni Allah kahretmesin. Seni Allah bildiği gibi yapsın. 3. Allah aşkına şundan 3 tane yapmak ne kadar zor olabilir ya. 3. Block of Quartz mı istiyorsun sen? 3 tane Block of Quartz yap. Quartz var birazcık zaten çok şükür. Oğlum. Oğlum Redstone'umu yemeyin. Bak Redstone'um yok yok. Kalmadı Redstone. 1. 1 tane yaptık. İkinciyi yapabilirim bence ya. Bir saniye. İki tane şundan yapsam ikinciyi de yapabilirim. Şu iki. Tamam. Gel. İkinciyi de yaptık. Tamam. İki tane basic, bir tane starterımız var. Şimdilik işimizi görür. Oğlum. Ha.
starter'ı direkt üstüne bağlarız. Basic'leri de buralara bağlarız. Şimdi asıl bunun şeyini yapmadık. Baba. Nerede o? Şu energizing orb'un Allah seni. Oy oy. Bana da lazımmış. Diğerini de o zaman çoğaltırdım. Ben ne anladım bu işten? Bir bundan. Direkt buradan görüp tıklayabilir miyim Povaha? Tıklayabilirim. Bir de bundan. Tamam. Şimdi şu arkadaşı yapacağım. Artık yapabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim. Bunu da buraya koyalım. Şimdi bize iron lazım. Mesela iki tane iron alalım. İki tane de gold alalım. Bunu buna koyacağız. Bunlar direkt bunu başlatacak. Ne kadar hızla baş yapıyoruz. İyi. Hızımız güzel. Fena değil. Bir de bundan. Şunu mesela basic'ten şeye çevirmek için ne gerekiyor? Hardened'a çevirmek için kaç tane gerekiyor? Ona bir bakayım hemen. Hardened. Thermal generator değil. Furnator. Furnator hard için kaç tane gerekiyor? 2, 4, 5... 4'te buna 9 tane gerekiyor. Olur. 9 tane gerekiyor. Benim 2 tane, 3 tane daha yapmam lazım. Iron. 1, 2, 3. Kolay ya bu. Bir şey değil. Hemen 2 saniye şunları çevireyim geleyim ben. Tamam, onları çevirdim. Şu an bize gereken tek arkadaş bu. Ver bakayım bunu. Gel bakayım sen. Şunu bir de hardened yapalım. Oğlum var elimde, var. Salak salak şey yapmayın. Şunu tekrardan buraya koyalım. İçine tekrardan bunları koyalım. Şu an ne üretiyor? 700 üretiyor. Oo, şu arkadaş şu an 700 üretiyor. Ve Blaze Rod'dan üretiyoruz. Blaze Rod'da şu an bizim istemediğimiz kadar Blaze Rod var elimizde ya. Manyak gibi Blaze Rod üretiyoruz ya. Hiç sıkıntı değil. O zaman şu an bunun tanesi 140 üretiyordu. 140, 280, 320... 420 üretiyor o üçü. Şu tek başına 700 üretiyor. Yani şu anda elektrik üretimimizi bayağı bir arttırmış bulunuyoruz. Şurada ayrıca bir bedava elektrik kaynağımız daha var. Hiçbir şey yapmamamıza rağmen bu bize elektrik üretiyor. 8 üretiyor ama Allah'ım yarabbim. Niye 8 üretiyor? Oğlum bu benim sinirimi zıplatmayın. Maksimum 800 üretir diyor ya. Ardında 18 üretiyormuş ya. Bedava elektrik için ne bileyim. Az be. Çok az üretiyor. Değmez yani bununla uğraşmaya. Yani bedava üretiyor ayrı konu da. Çok az üretiyor. Hani şöyle bir 100-200 üretseydi belki. O kullanabilirdik ama. Gerçekten çok az üretiyor. Evet, bugün artık birazcık Ender Pearl'e ulaşımımız oldu. Ender Pearl istediğimiz gibi şu an için şey yapabiliyoruz. Ulaşabiliyoruz. Tabii birazcık sıkıntılı bir durum. Buradaki köylülerin şeyini daha yapmadık. Neydi ona da? Enchantment yapacağımız köylüleri yapmadık. Onu artık sonraki bölümlerde yaparız. Pavaha girdik. Pavut'ta artık bir daha güzel bir elektrik üretimi sağlıyoruz. Büyük ihtimalle Pavut'la bayağı bir kendimize elektrik üreteceğiz. Ben bu elektrik üretim sistemini kablosuz olarak ayarlamak istiyorum. Bir sonraki bölüme kadar ben biraz çalışırım. Flux'a giriş yaparız bir sonraki bölüm. Dijital miner'ı da istiyorum. Buna da belki bir sonraki bölüm değil de ondan sonraki bölüm girebiliriz. Çünkü bir sonraki bölüm şu köylülerle de ilgilenelim. Biraz enchantment'lara falan bakalım. Onları da artık bir sonraki bölümlerde hallederiz. Bence güzel bir gelişme kat ettik. Artık elektrik konusunda daha iyiyiz. Ben bunu böyle açamayacağım. Bu arada şurası çirkin oldu. Belki şurayı komple birikten yapabilirim o yüzden. Sırf orasının öyle görünmesi kötü duruyor. Belki etrafı falan da bekleyebilirim. Bilmiyorum, bakarız onlara artık. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.